Geldik düzgün hızlanan harekete arkadaşlar. Düzgün hızlanan harekette nasıl oluyor sistem onu bir kontrol edelim. Şimdi aracımız tam şu noktada bulunsun. Aracımız bu tarafa doğru bir sıfırlık hızdan başlayacak şekilde gitsin. Biz buradaki şeye ilk hıza sıfırıncı saniyedeki hız olduğu için V0 diyoruz arkadaşlar. V0 eşittir sıfır. Hareketin bu tarafa doğru giden aracına K, şu tarafa doğru giden araca da L diyelim. K aracı bu tarafa doğru hareketi geçti. Hızını 1V yaptı. Daha sonra 2V yaptı. Sonrasında da 3V yaparak yoluna devam etti diyelim. Diğeri de ne yapsın? Buraya geldi. Eksi V yaptı. Bu noktaya geldi. Eksi 2V yaptı. Ve buraya da gelmiş oldu. Eksi 3V olarak yoluna devam ediyor diyelim. Bu hızları hız ve zaman grafiğine oturtturalım arkadaşlar. Buraya V, şuraya T diyelim. Birinci aralıkta T zaman geçti. Burada 2T, 3T ve 4T olacak şekilde ilerletelim. Sıfırıncı saniyede. Birinci T'de 1V değil mi hızımız? 1V. İkinci T'de 2V değil mi? Üçüncü T'de 3V. Dördüncü T'de de 4V. Grafiğin kesişim noktalarını kontrol ettiğimizde doğru grafiği yakalamış olacağız. İşte şu noktaları birleştiriyoruz ve bir doğru grafiği elde ediyoruz arkadaşlar. Şu şekilde çizdiğimiz grafik bizim ne grafiğimiz oluyor? Hız ve zaman grafiğimiz oluyor. Bu kimin grafiği ama? K'nın grafiği. K çünkü ne tarafa doğru gidiyor? Pozitif tarafa doğru gidiyor. L'nin grafiğini çizecek olursanız hız ve zaman grafiği için tam tersi olacak. O zaman birinci saniyede bununki eksi V. İkinci saniyede eksi 2V. Çünkü yönlü bir nicelik olduğu için hız arkadaşlar. Bir tarafı pozitif kabul ediyorsak diğer tarafı negatif kabul etmek zorundayız. 3. saniyede 3V, 4. saniyede de 4V olacak şekilde grafiğimiz tam tersi olacak şekilde şöylece çıkacak. Bu da kimin grafiği? L'nin grafiğidir diyeceğiz. Peki bizim elimizde ne var? V var ve T var. V ile T'yi çarpınca ne çıkıyor? X çıkıyor değil mi? X eşittir V çarpı T. Şimdi bu grafikten bakarak biz V ile T'yi çarparak yer değiştirmesini tespit edebiliriz. Az önce ne dedik? 1x, 2x, 3x demiştik sabit hızda. Ama burada öyle değil. Bu hareketli burada başladıktan sonra şuradaki aldığı yolla buradaki aldığı yol arasında fark var. Neden? Çünkü bu hareketli burada yavaştan hızlıya, hızlıdan daha hızlıya, daha da hızlıya doğru gidiyor yani. Her geçen saniye hızlandığı için daha çok yol alması gerekiyor. Peki o halde grafiğimizin şu kalan altındaki kalan alanları çarparsak bulmuş oluyoruz. Neden? Çünkü şu uzunluk V uzunluğu dikkat ederseniz şurayla şurayı birbirine eşit. Burası da T. V ile T'yi çarpınca ne çıkacak elimize? X çıkacak. O halde bu üçgenin alanına biz X diyelim. Burada da bir üçgen alanı var. Dikkat edin şurada. O zaman bu üçgene de X dersek alttaki kareye ne diyeceğiz arkadaşlar? Şu kareye 2X. O zaman karelere 2X yazıyorum. Üçgenlere X yazıyorum. 2x, 2x. Burada benzer şekilde x. Peki. Şimdi birinci saniyeden ikinci saniyeye geçene kadar ne kadarlık bir yol almış gençler bu hareketli? 1x. Değil mi? Burada şimdi konum ve zaman grafiği olsun. Bak T'ye bunu oturtturalım. Birinci saniyede ne kadarlık bir yol almış? 1x. Buradayız. İkinci saniyede ne kadar almış? İkinci saniyenin sonunda. Dikkat ederseniz 1 ile 2'nin arasına bakın şuraya. 2x, 1x daha 3x'lik yol almış. Toplamda ne kadar almış? 1x de önceden vardı. Toplam 4x. O zaman 4x'e getiriyorum. Bunu koyuyorum. Burada 4x gördüğünüz gibi. 2x, 3x, 1x, 2x, 3x. Şurası 4x. Buraya da bunu yazdık. Bu da nerede? İkinci saniye ama karışmasın. Şöylece indirdin. 1t, 2t. İkinci saniye ile üçüncü saniyenin aralığında ne kadar yol almış arkadaşlar? 2, 4, 5. Toplam ne kadar yol almış oldu bu sefer? 4 de önceden almıştı. 9 oldu. O zaman grafiğimizi getiriyoruz. 9'a çiziyoruz. 5, 6, 7, 8, 9. O zaman burada da 9x diyoruz. Bu da 3. saniyesi. İndirdik aşağı. Kesişim noktalarını bütünleştirerek yeni bir grafik elde ediyoruz. Yaptık. Şöyle eğimi artan bir grafik çıktı. Bak şu şekilde parabolik bir grafik arkadaşlar. Bunun grafiği doğrusal olmaz zaten. Çünkü zamanla daha fazla yol alıyor. Bak 2 ile 3. saniye aralığında aldığıyla 0 ile 1. saniye aralığında aldığı yol çok farklı. Bunu aşağıdaki grafik için de yapabiliriz. Aynı mantıkla burada da x, 2x, x şeklinde yazarsak aynı oran burada da geçerli olur. Şurası 4x, şurası görüldüğü üzere.
Daha sonra aşağıdan da 9x'imiz var. Bak 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, eksi 9x. Bu tarafta negatif taraf arkadaşlar. Eksi negatif tarafa doğru hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bu da böyle bütünleştirirsek. 9x de 3. saniye. Şunu da şu şekilde birleştirelim arkadaşlar. Negatif taraf için de bunu çizebiliriz. Hiçbir problem yok. Bunu aldık buradan. Buradan geçirmek zorundayız. Bu kimi? Hangi araç? L. Üstteki aracımız neydi bizim? K. K ne tarafa gidiyordu çünkü? Pozitife. L ne tarafa gidiyordu? Negatife. Şunu şöyle bir küçülterek gösterelim. Bakınız. Grafiklerimiz bu şekilde çıktı. Bu ne grafiği? Hız ve zaman. İkinci grafiğimiz ne grafiği arkadaşlar? Konum ve zaman. Üçüncü grafiğimiz ne? İvmeye zaman grafiği diyeceğiz. Peki gelin bakalım şimdi. İvme grafiğimiz nasıl oluyor? Birinci aralıkta biz ivmeye ne dedik? Hız değişimini zamana bölmek dedik. Bunu biliyoruz 9. sınıfta. Bu hız değişimini nasıl tespit ediyoruz? V son eksi V ilk bölü T son eksi T ilk yani delta T diyelim hadi. Birinci aralığı kontrol edin. Bak. Birinci aralıkta arkadaşlar V son V ilk hız 0. V eksi 0 yazarsanız buraya. Bölü T. V bölü T. İkinci aralığa bakıyorsunuz. 2V eksi V 1V. Yine 1T geçtiği için V bölü T. Burada V bölü T. Burada V bölü T. V. O zaman ivme sabitse A sabit arkadaşlar. O halde A'yı ne yapıyoruz? Sabit yapıyoruz. Bir A değerinde sabit bir çizgi çekebilirsiniz. Çünkü 1T'de de 1A, 2T'de de 3T'de de 4T'de de. Bu şekilde bu ivmeyi de tespit ettik. Bu kimin ivmesi? K'nın ivmesi. Peki L'nin ivmesine bakarsak onunki de ne oluyor arkadaşlar? Eksi yönde yavaşladığı için, eksi yönde hızlandığı için arkadaşlar eksi tarafa çiziyoruz. Bu da negatif tarafta hızlanan bir hareketi olduğunu gösteriyor. Peki buradaki A ile T'nin altındaki çarpıma bakarsak ne çıkıyor? Delta V çıkıyor değil mi? A çarpı 1T'lik zaman diliminde ATV. A çarpı 2T, 2AT, 2V. 3AT, 3V. Yani buradaki alanı da tespit edebiliyoruz. Bunları soru çözdükçe pekiştireceğiz. Bu bizim hızlanan hareketimizin grafikleridir. Bunlar aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şöyle bir temizleyecek olursak daha doğrusal bir şekilde çizelim arkadaşlar. Bu pozitif yönde hızlanan, şu negatif yönde hızlanan değil mi? Çünkü hız artıyor bakın aşağı doğru gösterdik. Bu konum, hız ve zaman. Şimdi konum ve zaman için ne diyoruz? Şu şekilde grafiklerimiz çıktı. Bakın grafik bu şekilde çıkıyor parabolik. Bu da konum zaman. İvme zamanlara ne dedik? Sabittir dedik şu şekilde. Bu pozitif yöndeki hızlanan, bu negatif yönde hızlanan. Bu pozitif yöndekinin ivme grafiği, bu da negatif yöndekinin ivme grafiği. Bu da A'ya T grafiği. Burada da değineceğimiz noktalardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Yolların x, 3x, 5x şeklinde böyle artarak ilerlediği. Bunları soru çözdükçe daha iyi gözlemleyeceğiz. Şunu da söylemekte yarar var. Bazen arkadaşlarımız kodlama falan yapıyor. Biz bunu arkadaşlar genç K diyoruz. K harfine benziyor dikkat ederseniz. Şu harfi K gibi düşünün arkadaşlar. Şöyle. Sabit hızlı harekette konum grafiği böyleydi değil mi? Şimdi de hızlanan hareketli bu. Buradaki K'nın arkadaşlar dikkat ederseniz boynu dik. Böyle başı yukarıda. Genç. Birazdan bunun yaşlısını çizeceğiz. Şimdi hızlanan hareketle ilgili hemen bir iki örnekle pekiştirelim bunu. Diyor ki ilk hızı V olan araç K noktasından sabit ivmeyle hızlanarak L noktasına 4V, M noktasından 5V. Bakın buradan geçiş hızı bunun 4V'ymiş. Şuradan geçiş hızı da 5V'ymiş arkadaşlar. Biz ne dedik? Hareket grafiğimizde şunu şöylece bir hemen oturtacağız arkadaşlar. Bunu soruları çöze çöze oturtacağız. Hız ve zaman grafiğimiz görüldüğü gibi V ile T grafiğimiz. V ile T'nin altındaki kalan alana biz ne diyorduk? V çarpı T olduğu için X diyorduk. Yani yer değiştirme. O halde buradaki hızı V. Buradaki hızı 2V. Daha sonra arkadaşlar 3V. En sonunda da 4V'lik bir hız var. Hatta buradan geçiş hızı 5V'ymiş. Bunu bir saniye daha ilerlettirelim. Şöylece şurası da 5V olsun diyelim. Şunu şöylece uzat. Burası T, 2T, 3T, 4T ve 5T. Ne dedik az önce? Dikkat edelim, unutmayalım. Bunlar önemli. Hani ezber mantığı değil de olayın mantığı. X, 3X, 5X, 7X, 9x, 11x böyle gitmiyor mu aldığı yollar? Çünkü bu aralıkta daha hızlı dikkat ederseniz. 5 ile 4 aralığında aldığı yol şu grafiği uzatalım. 9x,
4 ile 3 aralığında aldığı yol 7x. Az önce nedeninden bahsettik. Şimdi gelin bu grafikten bakarak bu soruyu direkt çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradaki hızı ne? V. Nereye gitmiş? 4V. V'den 4V'ye kadar bu hareketliği ne yapacağız arkadaşlar? Götüreceğiz. V ile 4V arası. Buradaki aldığı yol şu alanların toplamıdır işte. Doğrusal bir yolda gittiği için. Şu alanın toplamı bize neyi veriyor? Dikkat edin. 3x artı 5x artı 7x eşittir 15x oldu, değil mi? Demek ki bu K ve L arası arkadaşlar. 15x. Şimdi L, M arasında hangisi aralıkta? 4'ten 5'e değil mi? L ve M arası bak. 4'ten 5'e gidişi neresi? Burası. Sadece 9x'lik bir yol var. O zaman bunu da buraya yazıyorum. 15 bölü 9, 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 3. 5 bölü 3'müş işte aldığı yolların olan. Benzer mantıkla bir soru da burada var. X noktasındaki araç sabit ivmeli hareket yaparak X, Y noktasına 3T saniyede X, Z arasını da 5T sürede, o zaman şuraya 2T kalıyor. Çünkü burası X, Z arası. Burada hemen çiziyorsunuz yine getirip grafiğinizi. Bütün soruları grafik çizerek çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Hız ve zaman grafiğini yapıştırın yani. Çünkü çok işinize yarar. Olayın da mantığını güzel kavradıysanız eğer. Şimdi şöylece çizdik değil mi? 1V, 2V, 3V, 4V hızları böyle artıyor. 5T'ye kadar götürmemiz gerekiyor bunu. 4 şu araya bitenler çizelim şöylece. 1T, 2T, 3T, 4T ve 5T yazdınız, bitirdiniz. Burada da hız düzgün artıyor. Niye düzgün artırıyorum? Çünkü soru sabit ivmeli diyor. Sabit ivmeli demek düzgün hızlanan demek arkadaşlar. İvme farklı olursa yavaşlar, hızlanır. Hızı değişik artabilir. Hani 3'ten 4'e değil de 3'ten 5'e, 5'ten 8'e öyle değişik artabilir. Ama düz sabit ivmeli demek ne demek? Düzgün hızlanan demektir. Getirin hemen grafiğinizi altına yazın. X, 3x, 5x, 7x, 9x. Bunu yazdık mı? Şimdi hangi aralıkta? Bakın ilk hızı 0'dan 3t'ye kadar. 0'dan 3t'ye kadar olan alan bizim neyimiz arkadaşlar? Aldığımız yol. İşte şu alan. Bu alanı topluyorum. X, 3x, 5x. Topladık kaç çıktı? 8, 9x. O zaman x ve y aralığı neymiş arkadaşlar? 9x. Bölü yz arasına bakıyoruz. Yz arasını da 2t sürede alacak. 3. saniyeden sonra 4 ve 5 geliyor. İşte 4 ve 5 aralığı da şurası değil mi gençler? Bak 4 ve 3. saniye ile 5. saniyenin arası. Yani burada 1, 2, 3 geçti. 3. saniyeden sonra da 3, 4, 5. O yüzden 3. saniye ile 4. saniye, 4. saniye ile de 5. saniyenin arasını alıyorum. Yani 3 ve 5'in arasını alıyorum. O yüzden. Buranın toplamı kaç oldu o zaman? Bakıldığı zaman 9x, 7x daha, 16x de burada yol almış. Oranladık. 9 bölü 16 çıktı. İşte hızlanan hareketlerde bunu uygulayın yani. İşinize yarar gençler. Ezberlersiniz hatta, direkt x, 3x diye yazarsınız. 5x diye. Ben şimdi grafiği detaylıca anlatmak için çiziyorum. Geldik aynı mantıkla yavaşlayan harekete. Şimdi hareketlimiz yine şurada olsun. Bir yavaşlaması için belirli bir hızının olması lazım değil mi? İster istemez. Bu tarafa doğru da belirli bir hız çizeceğiz. Diyelim hızımız 3V falan olsun. Hani 3V olsun. Bu tarafa doğru da eksi 3V olur. 3V'den neye getireceğiz bunu? Düzgün yavaşlayan olduğu için 2V'ye, sonra 1V'ye, en sonunda da duracak. Öyle varsayalım. Burada da aynı mantıkla devam edeceğiz. 3V'den eksi 2V'ye, sonra bu tarafta eksi V'ye ve sonra da bunu ne yapacağız? Durduracağız. Ne dedik arkadaşlar? Bunu da unutmayalım. Bu taraf pozitif yönümüz, şu tarafta negatif yönümüz. Onu bir kere unutmayalım. Bunu hemen getirip hız ve zaman grafiğine oturtalım. Oturtuyorum. VT grafiğini çizdim. 0. saniyedeki hızım benim kaç V gençler? Bakınız bu şeyin aracın adına K diyelim. Şu aracın adına da L diyelim. K'nınkini çiziyoruz şimdi. 0. saniyedeki hızı 3V. Değil mi? 1. saniyedeki hızı kaç V? 2V. 1 ile 2V. İkinci saniyedeki hızımıza dikkat edin. Bu birinci saniye, bu ikinci saniye, bu da üçüncü saniye olacak. İkinci saniyedeki hızımız nedir arkadaşlar? 1V. Son saniyedeki hızımız, son aralıktaki hızımız da 0, artık durdu yani, bu noktadayız. Peki bu grafiği nasıl çizeriz? 3'ten 2'ye, 2'den 1'e, 1'den 2'ye. İşte şu. Demek ki çizdiğimiz grafiğin tam tersi. Bu neyin grafiği? K'nın yavaşlayan grafiği. L'ninkini çizersek ne olacak? L'nin de 3'ten başlatacağız. 3,
2, 1, 0 olacak. Aynı mantıkla bunu da şu şekilde çiziyorum. Bunu farklı bir renkle çizelim karışmasın. Bu da şu şekilde. Bu da L'nin grafiği. Gördüğünüz gibi 0 da eksi 3V hızı. Birinci saniyenin sonunda eksi 2V. İkinci saniyenin sonunda eksi V ve 0 olmuş. Aynı mantık değil mi şimdi? Az öncekiyle aynı mantığı yapmayacak mıyız arkadaşlar? Aldığı yollar için. Şimdi şunu deminki gibi bir yapalım. Bak. Şu üçgenin alanına ne diyorsun? X. Karelerin alanına ne diyorduk? 2x. 2x, 2x, x. Aynı mantıkla buraları da yapıyorum. Burada hız ve zaman grafiğinin altındaki kalan alan bize neyi veriyor arkadaşlar? Yer değiştirmeyi veriyor demiştik. Şimdi burada da diğerinin tam tersi oldu. Dikkat. Birinci saniyenin sonundaki kare alanımız burası değil mi arkadaşlar? Kaç x? 5x. O zaman birinci saniyenin sonunda bizim adam 5x'lik yol alacak. Bu yavaşlayan olduğu için başta çok alacak. Şimdi burası birinci saniye. 5x'e götürüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya getirdim bunu. Ondan sonra ne kadarlık bir yol daha alacak? 3x'lik yol alacak. Bak şu üçgenin alanına dikkat edin. 5x'ten yukarı doğru getirin. 3x'lik daha yol aldırırsak ne olacak? 8x olacak değil mi? 5x, 6x, 7x, 8 olur. En sonunda 1x daha alacağız. Getirdim bunu. Buraya koydun. Burada 9x. Birinci saniyenin sonunda T'de 5x'lik yol almadı mı bizim eleman? İkinci saniyenin sonunda bir 3x daha aldı. Buraya geldi. Bak, bunlar önemli şeyler. Dikkat edin. En sonunda bir saniye daha geçince de böyle aldı. Bak. Olayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak garip garip grafikler çıkıyor. Ama olayın mantığını kavrayınca çok basit bir şey olduğunu görüyorsunuz zaten. Şimdi peki burada grafiği çözümleyelim, çizelim arkadaşlar. Grafiğimizde artık şöyle çıkıyor. Şöyle şuraları birleştirin. Böyle. Altı içinde aynı şeyi yapamaz mıyız? Alt taraf içinde aynı mantığı uygulayıp aynı şekilde bunu çizebiliriz. Burada 5x'lik bir yol alacak. Sonra ne olacak arkadaşlar? 8x olacak. En sonunda ne olacak? 9x olarak bir yol alıp duracak diyeceğiz. Bunu da getirin. Şöylece çizin. İşte bu. Geldik ivme grafiğine. Bu da konuma zaman grafiğiydi. Bir de ivme ve zaman grafiği var. Zaten bu grafikleri çözdüğümüzde biz olayı tamamen bitiriyoruz yani. Hiç şey kalmıyor yani. Başka bir soru işareti kalmıyor kafamızda. Peki. Yavaşladığı için birinci aralıkta dikkat ederseniz artı yönde yavaş. Bu artı yönde gitmiyor mu? Artı yönde gidiyor ve yavaşlıyor. Artı yönde yavaşladığı için ivmemiz negatif olacak. O zaman K'nın grafiğini bu tarafa çizeceğiz. Buna eksi A diyeceğiz. Bu K. Burada da bu K. Bu L'nin grafiği. Bu eksi yönde gidiyor dikkat ederseniz. Eksi 5x. Eksi 8x. Eksi 9x'lik yol gidiyor. Bu negatife gidiyor çünkü. Eksi yönde. Diğerine bakıyoruz şimdi. Bu da negatif yönde yavaşlıyor dikkat edersek. L'de negatif yönde yavaşlıyor. Düzgün bir şekilde yavaşlıyor. O zaman bunun ivmesini ne tarafa çizeceğiz arkadaşlar? Yukarıya çizeceğiz. Bu da L'nin grafiği. Artı A olacak. Zaman doğrusal bir şekilde yine buralarda akıyor. Fakat ivmelerimiz düzgün, doğrusal bir şekilde çıkıyor diyeceğiz. Peki. Bu ifadeyi de güzel bir şekilde anladık. Bunu da yine mantıken şöyle daha temiz bir şekilde yazacak olursak. Hızlarımız şöyle yavaşlıyor. Dikkat ederseniz belli bir noktadan belli bir şekilde yavaşlatarak getiriyoruz. Bu K'nın, bu L'nin. Dikkat edersek bu böyle. Bu da böyle çıkıyor. Bu da gördüğünüz gibi yaşlı K oldu. Bak deminki K'mız nasıldı arkadaşlar? Gençti değil mi? Kafası dikti böyle. Şimdiki K'mız ne oldu? Boynu bükük. O yüzden ne oluyor? Biz de artık buna ne diyoruz arkadaşlar? Yaşlı K diyoruz. Yaşlı K. Görüldüğü gibi K'nın boynu büyük. İvme grafiklerimiz yine nasıl? Sabit dedik. Altında kalan alanlar, eğimleri tek tek kontrol edeceğiz. Soru üstünde bunları uygulayacağız.